Gündeme Dair programın bu akşamki konuğu 21. dönem Elazığ Milletvekili Sayın Profesör Doktor Mustafa Gül. Hoş geldiniz. Efendim teşekkür ediyorum bu sıcak yaz gününde beni evlerinde konuk edecek olan değerli hemşerilerime ve siz başta zateniniz olmak üzere Kanal Fırat ailesine teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Evet hocam biz teşekkür Sağlıklar ederiz. Sağlıklar dileyerek evet, başlamak istiyorum. Evet tekrar hoş geldiniz. Evet değerli izleyiciler, Türkiye gündemini bu akşam konuşacağız. Türkiye'de neler oluyor? Bölgemizde neler oluyor? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oturdu mu? Ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel durumu hangi aşamada? Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri, AK Parti'de neler oluyor? Neden ihraçlar gerçekleşiyor? Davutoğlu, Babacan, Özdağ ne yapıyor? Yeni bir parti kurulacak mı? Yeni bir yol, yeni bir hareket, yeni bir parti mi? Merkez sağda Türk milliyetçilerinin lideri, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli çağrıda bulundu. Kapımız herkese açık. Acaba çağrısına nasıl bakıyor Sayın Mustafa Gül? Hükümetin dış politikasını nasıl değerlendirecek? Neler oluyor? Merkez sağda yeni bir parti kurulacak. Ali Babacan ne yapıyor? Tüm bu kulisleri soracağız Sayın Vekilimize. Ve özellikle parlamenter sistemde milletvekilliği yaptı. İktidar partisindeydi o dönem. 57. hükümet programının içerisinde 57. hükümette iktidar partisinin milletvekiliydi. O dönem milletvekillerinin durumu ne? Bugünkü durumunu değerlendireceğiz. Evet tekrar hoş geldiniz Sayın Hocam. Hemen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlayalım hocam. Efendim çok teşekkür ediyorum. Tabii bu kadar sorunun arasında nasıl çıkacağımı düşünerek başlamak istiyorum. Tabii teşekkür ederim. Hakikaten Türkiye'yi kısa da olsa güzel cümlelerle özetlediniz. Ben de mümkün olduğunca, dilimin döndüğünce vereceğiniz fırsatlar ölçüsünde cevaplamaya çalışayım. Başkanlık sistemi külliyen yanlış bir sistem. Olduğu kanaatindeyim. Çünkü henüz daha altyapısı oluşturulmamış ve oluşturulmaya da çalışılan bir durum da görmüyorum. 14 aya yakışan, 14 aya idrak ettiğimiz başkanlık sistemi siyasi literatürümüzde, gerekse dünya literatüründe Türkiye'deki bu başkanlık sistemiyle ilgili bir karşılığı yok. Tamamen bize özgü bir şey icat etmeye çalıştılar ama altını doldurmadılar. Altını doldurdukları zaman belki çok daha güzel şeyler olacak. Çünkü biz şu anda bilmiyoruz ne olacağını, ne biteceğini. Ancak güçlü bir parlamenter sistemin bütün sıkıntıların üstesinden gelebileceğini, denetim mekanizmalarının ciddi bir şekilde çalışacağını ben biliyorum. Bizim iktidar ortağı olduğumuz dönemlerde, benim de o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şerefli bir üyesi olarak hizmet verdiğimiz yıllarda bakanlarla, bürokratlarla veya vatandaşın taleplerini iletmemiz gereken yerlerle çok rahat görüşme imkanlarımız vardı. Birebir ilişki kurma fırsatımız vardı. Ama gel gör ki Ankara'da benim gördüğüm kadarıyla, inşallah ben yanılıyor da olabilirim ama yanılmadığıma da %99,5 inanıyorum. Bir taleplerini rahatlıkla ilgili bakana ulaştırma gibi bir şansları yok. Ya cevap alamıyorlar ya da gittikleri zaman görüşemiyorlar. Böyle olursa vatandaşın dertlerini, problemlerini çözme mekanizması olan hükümet o zaman kendi bildiğini yapar, kendisi çalar, kendisi oynar gibi bir hava estiriyorlar. Bu da bizim insanlarımızı son derece sıkıntıya sokuyor, toplumu geriyor, milletvekilleri toplum nazarında çok affedersiniz, yani beni bağışlasınlar değerli milletvekili arkadaşlarım, gerek Elazığ gerekse parlamentoda bulunan 600 milletvekili arkadaşımdan da özür dileyerek söylüyorum. Ya ne olacak, milletvekili de olmuş ne olmuş, sözü bile geçmiyor gibi bir havayla karşı karşıya kaldık. Yani milletvekillerinin o ağırlıklı, o yaptırım güçlerinin giderek zayıfladığı
noktasında bir durumla karşı karşıyayız. Yani şunu iddia ediyorsunuz, işte şu an milletvekilleri bakana ulaşamıyor. Bürokrata işte, ulaşamıyor. Bürokrata. Sadece bakana ulaşmaması belki zaman içerisinde bir takım sıkıntılar, bir takım efendim güçlü çalışmalar gerektirdiği için ulaşamıyor olabilir. Ama bürokratlar da birebir temas kuramıyorlar. Yani asıl mekanizmanın başında olan kişilere ulaşamadığınız zaman alt birimlerde olayı çözme şansınız da çok zayıf. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na bir danışalım da ondan sonra bir bakalım gibi cevaplar da aldıklarını ben biliyorum. Birebir şahit olduğum bazı olaylar var ama onu burada söylemek benim terbiye sınırlarımı aşar tabii. Siz ne yapıyordunuz hocam? Yani siz de milletvekilliği yaptınız 57. dönem iktidardınız. Vallahi biz milletvekilliğini yani genel başkana, bakana. Ya Allah genel başkanına da razı olsun, bakanlarda da razı olsun. Ben telefon ettiğim zaman veya ilgili bakanın veya bürokratın makamına gittiğim, telefon ettiğim zaman eğer makamlarındalarsa, ciddi bir toplantı veya ciddi bir sıkıntı yoksa aynı anda görüşme şansını yakalardım. Ve derdimi çok rahatlıkla ifade ederdim. Hatta ben şunu rica ederdim sayın bakanlardan. Efendim benim bu talebimi lütfen siz yazılı olarak cevaplar mısınız? Bazı bakanlar şunu söylerlerdi. Hocam o zaman siz bize bir faks çekin. Biz gereğini yapalım size de resmi olarak bildirelim. Ben bunun çok faydasını gördüm. Naim Bey. Evet. Şimdi tabii bazı konuları değerli hemşerilerimize anlatırken ister istemez bir takım sıkıntıları da yaşıyorsunuz. Ya diyor hoca diyor herhalde sigara paketinin arkasına yazıp da sonra attınız. Diyorum ben sigara içmiyorum ki atayım paketi. Evet. Böyle bir güzelliği de birlikte paylaşmıştık hemşerilerimle. Tabii geçmişte yaşadıkları bir takım olaylardan dolayı böyle bir ehvamları vardı. Biz bunları kırmak için mutlaka ilgili bakanın ilgili biriminden resmi yazıyı getirdim. Kardeşim buyurun. İşiniz olmuştur, şöyle olmuştur. Veya olmamıştır, şu nedenlerle olmamıştır diye. Ben bunlara kendilerini izah ederdim. Çünkü 30 yılı aşkın bürokraside her seviyede bulunmuş bir insandım. Bir de Yüksek Öğretim Kurulu gibi bir kurumda 14 sene üst yöneticilik yapmışım. Dolayısıyla bütün konulara vakıftım. Bu tabii bize büyük bir rahatlık getirmişti. Ama şimdiki arkadaşlarımızın, milletvekillerimizin böyle bir rahatlığı yok. Yani iki cami arasında tabir yerindeyse, iki cami arasında kalmış beynamaz misali sıkışmış kalmışlar. Mecliste de kanunlar yukarıda hazırlanıp geliyor, patır patır patır. Tartışma yok, doğru düzgün efendim inceleme yok. Geliyor lahzede kanunlar, torba kanun diye yüzlerce kanunu bir torbaya koyuyorlar, bir arada çıkarıp gidiyorlar. Tabii zamanla bir takım sıkıntılar da yaşanıyor bunlarda. Fark ediliyor tabii. Bürokraside, efendim işleyişte, vatandaşa intikalinde sıkıntılar yaşandığı zaman tekrar düzeltme lüzumunu hissediyorlar. Ama bizim dönemde öyle değildi. Komisyonlarda enine boyuna ciddi boyutlarda tartışılırdı. Veya komisyonda alt komisyonlar kurulurdu. Alt komisyonlar özellikle konunun uzmanı olan arkadaşlardan oluşurdu ve bunlar çok iyi incelerlerdi. Eğer yetmezse ilgili kurumun, ilgili bakanlığın veya ilgili dairenin elemanlarını davet ederlerdi. Onlarla birlikte toplantıları yapar. Sağlıklı hale nasıl getiririz'i tartışırlar. Olgun bir metin komisyona gelirdi. Komisyonda da yine ilgili bürokratlarla birlikte oturulur, konuşulurdu. Komisyonda tartışılırdı. Düzeltilmesi gereken yerler düzeltilirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği zaman da hemen hemen %90 oranında tamamen olgunlaşmış bir metinle milletvekilleri karşı karşıya gelirlerdi. Tabii ki ufak tefek orada da düzeltmeler olur ve kanun böylece çıkardı. Benim bulunduğum süre içerisinde böyle çıkıp da sonradan tadil edilmek üzere tekrar meclise getirilen kanunu hatırlamıyorum. Evet hocam fakat bu başkanlık sisteminde yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde şimdi Naim Beyciğim, belki de çok hayırlı ve güzel bir sistemdir. Evet hocam. Ama bu sistemi şu anda yaşantımızın içerisinde neleri düzeltti? Evet. Nelere efendim hükmediyor? Bunları bilmediğimiz için veya henüz daha bu konuda altyapı oluşturulmadığı için sağlıklı bir olayla karşılaşamıyoruz. Şimdi
Sayın Cumhurbaşkanı Türk Ceza Kanunu'nda bir değişiklik yaptı. Orada kendisini resmen korumaya aldı. Biz burada kalkıp da Sayın Cumhurbaşkanı'na bir laf edecek olsak anında suç duyurusunda bulunuyorlar. İşte savcılar hemen bir fezleke tanzim edip milletvekiliyseniz meclise gönderiyor. Yoksa ilgili mahkemelere sevk ediyor. Git babam yargılan. Demokratik ülkelerde bu tür sistemler çok ağır işler. Sayın rahmetli anıyorum Süleyman Demirel'in döneminde bu tür işler hemen hemen hiç yoktu. Evet. Abdullah Gül döneminde de yok sayılacak kadar azdı veya hiç yoktu. Ondan önceki dönemlerde de hiç yoktu. Ama bu geldiğimiz dönemde gözünün üstünde kaşın var dediğiniz zaman bir bakıyorsunuz bir mahkemeden bir celp gelmiş. Hocam özellikle başkanlığın gelmesi, işte yasama, yürütme, yargının bağımsızlığı, işte güçler ayrılığının oturtulması, yani bu sistemle birlikte başkan, başkan yardımcılarının, bakanların, işte hükümet %51, Cumhurbaşkanı %51.6 ile Cumhur İttifakı. Efendim buna saygı duymak lazım. Yani oldu. Toplumun büyük bir kahır ekseriyeti Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu göreve layık olduğuna karar vermiştir. Buna ben muhalif olmama rağmen saygı duyarım. Evet, 0.8 bir oy oranı evet. Karşı tarafa gittiği zaman farklı oluyor. Derhal yani. Bu tartışılır hale gelecek. Evet. Şimdi efendim tabii bugün gelen sistemde şöyle bir çatışma var veya şöyle bir vatandaşın ve kültürlü insanların nezdinde bir tartışma yapılıyor. Kuvvetler ayrılığı yok şu anda. Hukuk sistemi çökmüş deniyor. Efendim demokrasinin D'si yok diyorlar. Yani bunları topyekun düşündüğünüz zaman parlamenter sistemin varlığı esnasında bunların hepsi en iyi şekilde işliyordu. Size bir basit örnek vereyim. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu oluşturuldu. Şimdi HSYK diyorlar. Kuruldu. Kısa bir süre sonra tekrar değiştirildi. Kardeşim bunu koyacaksanız oturursunuz. Yargının bağımsızlığını tam anlamıyla tesis edecek bir sistemi oluşturursunuz. Yapboz tahtasına döndürdüler. Yani üstünlerin hukuku yerine hukukun üstünlüğünü esas kılacak bir mekanizmanın oluşturulması gerekir. Hukuk sistemiyle alakalı olarak. Demokratik nizamda da elbette eleştiriler olacak. Saygı kuralları içerisinde kimsenin izzeti nefsini, şahsiyetini, ailesini, vatanını, milletini düşünerek bölünmezliğine yol açmayacak tartışmaları ve konuları elbette toplumun ufkunu açmak için konuşmak gerekiyor. Hocam hemen bu noktaya geldiğimizde özellikle bu partiler yasasıyla ilgili yani bir değerlendirme yapar mısınız? Şimdi değerli yani kardeşim. Liderlik sultası. Efendim yani, resmen Türkiye'de evet. Çok ciddi bir liderlik sultası var. Hele hele kendi partiniz içerisinde bazı olumsuzlukları, bazı antidemokratik uygulamaları ortaya koyduğunuz zaman hemen saf dışı edilirsiniz. Bu Türkiye'deki bütün partilerde böyledir. Hiçbiri diğerinden farklı değildir. Demokratik partileriz derler. Kendi tüzüklerine, kendi efendim icraatlarına bunu yazılı olarak koyarlar. Ama sözlü olarak bunlar ifade ettikleri zaman veya uygulamaya koydukları zaman kesinlikle demokrasinin D'sini görmezlikten gelirler ve kendi bildiklerini yaparlar. Bu siyasi partiler yasasının behemal tezelden değiştirilmesi gerekir. Yani vatandaşın, toplumun her katmanındaki insanlarımızın birebir fikirlerinin, efendim varlıklarının, sosyal hayatlarının o mecraya taşınması için behemal onların iradesiyle tecelli edecek bir siyasi partiler kanunun yeniden ele alınıp düzenlemesi ve yapılması gerekir. Evet, hemen buradan şeye gelelim. Şu an AK Parti'de İraçlar oluyor. Evet. Şimdi buraya Sayın gelmeden Mehmet. Önce evet. Şöyle bir baktım. Davutoğlu, Özdağ, evet. Üstün ve Barışçı. Evet. Başçı pardon, Baş, özür dilerim. Evet. İhraç için. Arkadaşlar disiplin kurullarına sevk evet, etmişler. Sevk İhraç ediyorlar. Şimdi gördüğüm kadarıyla parti içerisindeki efendim olumsuzlukları Türkiye'nin gidişatında bütün verilerin
ilgili partinin aleyhine olduğu şeklindeki bir takım verileri gördükleri için bu olumsuzlukları söyleyecekleri bir parti ortamı bulamadılar. Bulamadıkları için de benim şahsi kanaatim tabii, belki de yanlış da olabilir, ama bunu parti dışına taşımaya başladılar. Gönül isterdi ki bu partiler bu insanları çağırsınlar, otursunlar, uzun uzadıya konuşsunlar. Bu rahatsızlıkları dile getirenleri tukaka deyip parti dışına, parti sınırları dışına atmanın hiçbir mantığı ve manası yoktur. Türk siyasi hayatında, Türk devletinin siyasi hayatında hiçbir başbakan disiplin kurulu kararıyla bir partiden ihraç edilmemiştir. İlk defa bu dönemde görüyoruz. Davutoğlu ile yaşıyoruz bunu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ezici bir oy çokluğuyla bir partinin genel başkanı olmuş ve başbakan olmuştur. Ne oldu da ondan sonra bu zat-ı muhterem efendim partiden koptu ve disiplin kurulu vasıtasıyla atılmaya teşebbüs edildi? Ben şahsen bunu tam anlamıyla anlamış değilim. Ama benim anladığım kadarıyla, kafamda tasarladığım kadarıyla işte bu şeylerin, bir takım olumsuzlukların mutlaka araştırılarak, hatta müsebbiplerinin yargı önüne çıkarılarak aklanmaları gerektiği konusundaki ısrarlı ve iddialı davranışları bunun yürüyen otomobilin tekerine bir çomak soktuğu şeklinde yorumlanabilir. Onun için de parti dışına atıldılar. Bunların da gördüğüm kadarıyla bir siyasi parti kurma eğilimleri var. İhraç olurlar mı? Yani Tabii zaten ihraç da olurlar. Her türlü ceza da verilir. Bundan artık dönüş yok. Ama burası Türkiye'dir. Düne kadar Harun gibi geldiler, Karun gibi gittiler diyen adamlar bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bakan oldular. Bir diğeri söylemediğini bırakmadı, geldi bakan oldu. Yani bunlar Türkiye'de olmayacak şeyler değil. Ama ben olacağına da pek fazla ihtimal vermiyorum. Gerek Davutoğlu ve gerekse Babacan, bunlar artık o partiyle olan bağlarını koparmış durumdalar. Ama şu fikrimi de müsaade ederseniz arz edeyim, değerli hemşerilerime de bunu paylaşayım. Mutlaka bunlar bir parti kurarlar ve AK Parti'ye de çok büyük zararlar verirler. Artık AK Parti'nin oturup bir öz eleştiri yapma döneminin geldi, hatta geçtiği kanaatindeyim. Şimdi dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanı artık işte sosyal parti içindeki sosyal barışı sağlayacak bir takım hamlelerin olduğunu da görüyoruz. Bir takım illere gitmek suretiyle oralarda, işte Konya'ydı ve buna benzer bir takım yerlerde vatandaşın nabzını tutmaya ve oraları suhulete davet etmeye çalışıyor. Tabii burada şu yanlış var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir parti başkanı olması bana göre yanlıştır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı veya Cumhurbaşkanı devlet başkanı, yani başkanlık sistemi artık farklı, onu parti da, yani tam olarak yani ne tam olduğunu söylemekte de biraz, evet, zorlanıyorum açıkçası. Başkan diyelim yani, evet, Amerika'daki gibi veya başka ülkelerdeki gibi başkan. Şimdi Sayın Başkan benim de başkanım, bir diğer partilinin de başkanı. Yani Türkiye'deki bütün sosyal katmanların, herkesin başkanı. Kendine oy veren de vermeyen de. Ama gidip de bir partinin sadece başkanı gibi hareket edince o zaman toplumda ister istemez bir infial oluyor. Bunun düzeltilmesi gerekir. Evet. Yani bu, evet, kanaatliyim. Ama başkanlık sistemi konusunda da kesin kuralları şudur deme şansına sahip değil. Çünkü bilmiyoruz. Evet. Belki de yani çok tam iyi oturmadı. Tam yani oturmadı. Yasama, yürütme, yargı. Ama bu tartışma derinleştikçe, evet, zannediyorum tekrar güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş bir demokratik sistem, parlamenter sisteme, evet, doğru gidileceği konusunda şeyim var. Evet. Hassasiyetlerim var. Davutoğlu, işte Babacan, Gül birlikte hareket ediyor. Davutoğlu farklı hareket ediyor. İşte ben %49 oy aldım. Türkiye'de 1 Kasım seçimlerinde Türkiye'nin başbakanı oldum. Özellikle o dönem yapılan icraatlarla ilgili, çalışmalarla ilgili, hükümet kurma süreçlerine ilgili açıklamalarda bulundu. Tabii o açıklamalar yani çok vahim. Yani eğer üstü kapalı, aba altından gösterdiği sopanın gerektirdiği hallerin neler olduğunu söylerse
Demek ki çok ciddi olaylar var bizim bilmediğimiz. Hocam takip ediliyor mu gündem? Yani sizce Türkiye'de Davutoğlu'nun... Efendim işte, gerek Davutoğlu olsun gerekse Babacan evet. olayı toplumun her katmanında günü gününe takip ediliyor. Özellikle de bu sosyal medya denen hadise bu işi çok körüklüyor. Hiç tahmin etmediğiniz mecralardan çok ciddi sesler yükseliyor. Yani artık bu ak troller dediği bazı gruplar, şunlar bunlar da fazla tesir etmiyor artık. Hüviyetini kaybetmiş durumda. Şimdi Elazığ'daki ben AK Partili gençlik kollarındaki bazı arkadaşlarla görüştüm. Hatta akrabalarımdan da var o parti, o gençlik kolları içerisinde. Hiç mutlu olmadıklarını çok açık bir şekilde ifade ettiler. Mesela il başkanından yana bir sıkıntılarının olmadığını. Ama diğer taraftan gerek milletvekilleri gerekse yeni seçilen belediye başkanıyla ciddi sıkıntılarının olduğunu beyan ettiler. Ben onlara suhulet tavsiye ettim. Belediye başkanı yeni seçilmiştir. Yani o arkadaşla şu anda ipleri koparmanızın veya ona karşı tepki almanızın yanlış olacağını söyledim. Tabii ben bir abi olarak, bir büyük olarak o kulvarın insanı olmamama rağmen Elazığ'ın faydası için böyle bir laf ettim. Evet. Teşekkür ederim. Yani şu var hocam. Ali Babacan'ın yapmış olduğu işte sayın... Toplumda karşılığı var kardeşim. Evet. Yalnız orada şu noktayı da koyayım ortaya. Evet. Ona gönül vermiş olan insanlar varsa şunu bilsinler. Oradaki geçmişteki icraatlarından dolayı sıkıntı yaşamış ama haklarında hiçbir takibat yapılmamış bir takım insanlar var. Eğer bunlarla yola çıkarsa Babacan'ın bir kısa süreli de olsa bir sıkıntı yaşayacağını ben biliyorum. Evet. Eğer böyle bir ciddiyetle bu partiyi kuracaksa umut ederim bu insanlardan uzak durur. Yoksa Babacan açıkçası namuslu ve düzgün bir insan. Şu ana kadar gerek basında olsun, gerekse sosyal medyada olsun hiçbir eksi tarafını duymadım, görmedim, işitmedim. Yani en azından değerlendirme ve karşılık görüyorsunuz. Görüyorum, yani. Evet. Görüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, eğer Davutoğlu açıkladığı hususları biraz daha köşeye sıkıştırıldığı takdirde kalkar da bir televizyon kanalında bunları oturup teker teker açıklarsa onun da depar yapacağı kanaatindeyim. O zaman da AK Parti'nin çözülme süreci hızla ve süratle devam eder. Özellikle Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomik veriler de göz önünde bulundurulduğu takdirde. Şimdi üstadım ekonomik veriler artık daha sokaktaki, daha doğrusu kıraathanedeki arkadaşlara sormak lazım. Bunlar daha iyi değerlendiriyorlar. Rakamların fazla inandırıcı olmadığı şeklinde iddialar var. Bunlar doğrudur, yanlıştır ama görünen köy kılavuz istemez misali. Gerçekten ekonomik yönden insanlarımızın ağır şartlarda olduğunu, Elazığ'da herkesin bildiği böyle dama taşı hüviyetindeki firmaların ya iflas ettiğini ya da konkordato ilan etmek suretiyle acaba durumu kurtarırım havasıyla gayretler sarf ettiğini görüyoruz. Mesela Avrupa'dan gelip Elazığ'a milyonlarca lira yatıran bir vatandaşın şu anda ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu duydum. Çok üzüldüm. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ve ilgililer, yurt dışındaki vatandaşlarım gelin yatırım yapın ben size her türlü katkıyı desteği sağlayacağım diyorlar. Ama adam götürüyor bankaya borcunu ödemeye banka parasını almıyor. Niye almıyorsun? Cevabı yok. Yani bunlar çok sıkıntılı işler. Yani siz yurt dışında canını dişine takıp da para kazanmış, şöyle veya böyle, ülkesine getirmişse bunu baş tacı yapmamız lazım. Her türlü kolaylığı sağlamamız lazım. Şimdi bir takım büyük firmalara teşvikler geldi. Malumunuz daha geçtiğimiz günlerde. Vergi vermeyecekler, efendim sigorta primi ödemeyecekler, devlet ödeyecek, şu ödeyecek, bu ödeyecek. Yurt dışından gelen bu tür insanlara da bu kolaylıkları sağlamak suretiyle güçlendirmek lazım. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türk Ceza Kanunu'nda yaptırmış olduğu 299'du galiba maddesi. O maddenin tekrar elden geçirilip yani Cumhurbaşkanı da gerektiğinde saygı ve sevgi kuralları içerisinde
yanlışlarının hatırlatılması veya dile getirilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyim. Bu çok önemli bir hadisedir. Evet, tabii özellikle bu ekonomik noktada memura 4+4 verildi. İşte ya memura diz çöktürdüler şimdi, kardeşim. Ama devletin de verecek parası sendikalar yok. Sendikalar vardı 57. hükümet döneminde. İşte, bizi bağırtırıyorlardı ya. Evet. Sayın rahmetli Ecevit'in kafasına kasa attılar. Hiçbir reaksiyon yok. Yani bu kadar olumsuzluklara rağmen, bu kadar açlığa, sefalete, işte bir taraftan faiz lobisi diyorlar, bir taraftan efendim dış güçler diyorlar. Ya kardeşim, ülkedeki, ülke içindeki ekonomiyi de bunlar etkiliyorlar. Yani bunlar algı operasyonlarıdır. Bunlara fazla itibar etmemek lazım. Şimdi Merkez Bankası bağımsız diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı kalkıyor, açıklama yapıyor. Diyor ki ben faizi indireceğim. Yok böyle bir şey. Bugün Eskişehir'de de bir açıklaması vardı son dakika. İzleyemedim. Evet. Özellikle faizlerin ineceğini, enflasyonun düşeceğini, istihdam ve daralmanın büyümenin... Vallahi Sayın Berat Albayrak konuştukça ülke biraz daha çukura doğru gidiyor. Ya bu beyefendi hiç konuşmasın, bıraksın her şey mecrasında ilerlesin gitsin. Yani değiştirir ya mi ekmeği, al bayrağı sayın vekil? Valla yani, böyle giderse değiştirir sayın cumhurbaşkanı, evet. Değiştirir. Ama aile bağları nedir onu bilemiyorum tabii. Yani aileden yakın, evet, birinin o görevde olmasını da şahsen tasvip eden insanlardan biri değilim. Evet, yani ben değişim, yanlış olduğu kanaatindeyim. AK Parti'de bir değişim, bir kongre süreci, AK Parti, ilçe, illerde. Şimdi AK Parti içerisinde çok ciddi bir kaynama var. Şimdi siz sütü ocağın üstüne koyuyorsunuz, alttan da ateşi harlı bir şekilde açıyorsunuz, bir süre sonra fokur fokur kaynamaya başlıyor. O kaynama ne olacaktır? Bir süre sonra ilgilenmediğiniz zaman taşacaktır. Şimdi AK Parti'nin olayını ben böyle görüyorum. İlgi alakam yok. Vekile, vekile var mı kıymetli? Hayır, hayır, hayır. İlgi alakam, il başkanına, hayır, gel, hayır, hayır, teşkilatlara. Bakmayın siz, o sayın vekiller geliyor, ağzından sayın cumhurbaşkanı deyip başlıyor. Sayın cumhurbaşkanı de her cümlesinde tekrar ediyor. Sayın cumhurbaşkanı da fakat o kadar da umurunda değil. Nasıl olsa ben diyor bunları seçiyorum, ben bunları evet, listeye koyuyorum. Öyle bir yapı var. Evet, yani o yüzden diyorsunuz ki pek bir değişim olsa bile önlem alınmalı, ilgilendirmeli, evet, yani. Naim Bey, izin verirseniz, evet, bakın rahmetli Abdurrahim Karakoç'un, yine rahmetle analım. Evet. Bakın bugünkü milletvekillerinin pozisyonunu nasıl değerlendirmiş? Bir iki beyt okumak, evet, suretiyle bunu dile getireyim. Sormayın kim olduğumu, ben bilmem liderim bilir. Varlığımı yokluğumu ben bilmem liderim bilir. Gözlerim hep ona bakar, kaldır der, ellerim kalkar. Gül, menekşe nasıl kokar, ben bilmem, liderim bilir. Ne içip ne yiyeceğim, sırtıma ne giyeceğim, nerede ne diyeceğim, ben bilmem, liderim bilir. İçimdeki rüyaları, süreceğim boyaları, göreceğim rüyaları, ben bilmem, liderim bilir. Sıkı tutarım aramı, ye derse yerim haramı, süt beyaz kömür kara mı, ben bilmem, liderim bilir. Enim nasıl, boyum nasıl, fikrim nasıl, huyum nasıl, kullanacak oyum nasıl, ben bilmem, liderim bilir. Hasta mıyım, sıhhatte mi, sadakatim ifratta mı, 30 gün, ay mı, hafta mı, ben bilmem, liderim bilir. Hicap nedir, örtü nedir, kurt, kuş, böcek, börtü nedir, iyi nedir, kötü nedir, ben bilmem, liderim bilir. Hürmetim tamdır zatına, minder olurum altına, uyarım talimatına, ben bilmem, liderim bilir. Teslim ettim irademi, böyle yürür benim gemi, varsa beynimi, midemi, ben bilmem, liderim bilir. Allah gani gani rahmet eylesin. Öyle olsun. Bu Allah konuda fazla bir şeye eylesin, gerek kalmadı, evet, zannediyorum. Açıkladınız yani şu anki vekillerin tüm siyasi partiler noktasındaki... Hepsi için aynı şeyi söylüyorum. Evet, evet, evet. Yani şu, evet, an değişen bir şey yok, her şey aynı. Evet, evet, sayın vekilim... Sorunuzun biri kaldı. Evet, yani genellikle... Hatırlatırsan devam edelim. Şimdi şöyle, özellikle Sayın Devlet Bahçeli, ben tabii AK Parti'yi belli bir noktada değerlendirdiniz. Davutoğlu, evet, ve Babacan'ın değerlendirme noktasında kısa da olsa bir değerlendirme
Bunlar başarılı olurlar. Evet. Ama AK Parti'yi dağıtma sürecinde başarılı olurlar. O zaman AK Parti'den 3 partili bir çıkabilir de belki çıkabilir. İleride bunlar tek parti haline de dönüşebilirler. Yani şu anda meclis içerisinde bu arkadaşlarımıza destek verecek bir takım milletvekili arkadaşların var olduğunu ben biliyorum. Evet, sıcak gündemde Ankara'da Sayın Mustafa evet. Gül gerçekten. Biz herkese aynı mesafede duruyoruz şimdi. Evet, şu an. Biz herhangi bir siyasi partiyi desteklemek veya onun yanında yer almak gibi bir lüksümüz yok. Bekliyoruz. Evet, Sayın Gül, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli çağrıda bulundu. Evet. Siz de belli bir noktada İYİ Parti Kurucular Kurulu'ndan ve Yüksek İstişare Kurulu'ndan Kurucular Kurulu'ndan ayrıldınız. Evet, doğru. Görev yaptınız. Doğrudur efendim. Kapımız herkese açık. Evet. Başımın tacı dediler onlar. Buyursun evet. Gelsin dava arkadaşlar. Nasıl evet. Değerlendiriyorsunuz? Şimdi Sayın Bahçeli'nin bu çağrısı, bu daveti çok yerinde ve zamanında yapılmış bir taleptir. Ancak keşke bu talebini bizlere o parti içerisindeki efendim genel başkanlık yarışı esnasında yapmış olsaydı, bizlerle birebir görüşmüş olsaydı, zannediyorum Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli, ben kendisini severim, saygı da duyarım. Benim arkadaşımdır, geçmişte birlikteliğimiz var. Dolayısıyla o partiyle ilgili veya oradaki arkadaşlarla ilgili menfi bir şey benden kimse duyamaz. Duyması da mümkün değil. Ama o işleyişteki demokratik nizamın eksikliği noktasındaki serzenişimiz veya partiden ayrılışımızı körükleyen bir olaydır. Keşke o dönemde bu çağrılar yapılsaydı daha hayırlı olacaktı. Ama Sayın Bahçeli'nin bu çağrısını da saygıyla ve nezaketle karşılıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, özellikle hükümetin dış politikası, bölgede yaşanan bu olaylar, Kuzey Irak, Suriye, Türkiye'nin işte Akdeniz'de petrol araması ve dış politikada yürütülen işlemler. Şimdi efendim tabii ben yurt dışındaki birçok seyahatlerimde de işte annem rahmetli olmadan bir hafta önce yine yurt dışındaydım. Oradaki bir takım yabancılarla görüştüğümüzde geçmiş yıllarda Sayın Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok hayırlı işler yaptığını, çok hareketli işlere girdiğini ama bu son dönemlerde birkaç yıldır dış politikada ciddi bir viraja girdiğimizi ve bu virajı almakta büyük bir sıkıntı yaşadığımızı, dolayısıyla bunun ülkede yansımalarını görmek mümkün. Bir defa bu Suriye politikası maalesef bizim başımıza ciddi bir bela açmıştır. Şimdi biz tabii devlet olarak görüşmüyoruz diyoruz ama biz dolaylı olarak Suriye devlet yetkilileriyle bir şekilde görüşülüyor. İran veya Rusya önderliğinde aracılıkla görüşüyoruz. Keşke bunun birebir devlet olarak görüşülerek bu insanların ülkelerine tekrar gönderilmesini sağlayacak bir mekanizmayı oluşturmamız veya geliştirmemiz lazım. Burada bir sıkıntımız var. Şimdi Mısır'la sıkıntımız var. Arap ülkelerinin tamamıyla sıkıntımız var. Şimdi çevredeki ülkelerle birebir dostluklarımız kopmuş vaziyette. Yani sıfır sorun diye yola çıktığımız bir süreçten bugün sorunlar yumağıyla karşı karşıya kaldığımız bir ülke konumuna düştük. Bu zannediyorum bizi ileride daha da büyük sıkıntılara sokacak. İşte Amerika'nın durumu. Müttefikimiz dedik. Bugün Amerika'ya müttefik demek mümkün mü? Rusya'yla el sıkıştık. S-400'leri aldık. Belki aramız yumuşar. İşte kalktı birisi dedi ki ben talimat verdim, Rus uçağını düşürdüm. Öbürü dedi ben düşürdüm, talimat verdim. Gelseler yine vurur düşürürüz dediler. Geldiğimiz noktada şimdi kol kola efendim diz dize siyaset yapmaya çalışıyoruz. Ama onların da samimi olmadığını görmeye başladık. İşte İdlib'deki olay. Affedersiniz, taziye kaç, tavşana tut misali bir stratejiyle karşı karşıyayız.
Oradaki kontrol noktasındaki askerlerimiz adeta abluka altındalar. İşte Rusya ile Sayın Cumhurbaşkanı gitti, görüştü. Bir noktaya kadar olayı çözmeye çalıştı ama halen daha tam olarak çözülmemiş durumda. Bir taraftan Putin'in bir açıklaması var. Gebeşlere Türkiye'nin alınması gerekir diyor. Bu da ayrı bir problem. Yani bu benim konum değil bu dış politika konusu ama gördüğüm, okuduğum, izlediğim kadarıyla maalesef sağlıklı bir yolda değiliz. İnşallah hariciyeci kardeşlerimiz, arkadaşlarımız Türkiye'nin selametli ve güzel bir yola girmesi için bir mücadele verirler. Yalnız tabii burada sürekli karamsar bir tablo da çizmemek lazım. Türkiye çok güçlü bir ülkedir. Bunların üstesinden rahatlıkla gelebilir. Yeter ki yöneticilerimiz aklı selimle hareket etsinler. İşte birinci ve ikinci... Hocam hemen gelelim, tekrar dönelim iç politika ve siyasete. Ali Babacan'ı değerlendirirken işte ben namuslu, şerefli, haysiyetli bir insan olarak görüyorum. Evet. Yani dünyada ekonomik olarak Türkiye'de tabanda işte geziyorsunuz. Efendim yani bakın ben yurt dışında işte bir ay olmadı. 40 gün oldu yurt dışından geleli. Oradaki insanların Babacan'a bakış açıları çok farklı. Bunu ben bizzat birebir gördüm. Çok olumlu, düzgün, ekonomiyi bilen bir insan diyorlar. Şimdi böyle olunca bir takım finans kaynakları veya efendim parayı elindire bulunduran güçlerin Babacan vasıtasıyla Türkiye'ye belki de rahatlıkla gelebilecekleri noktasında ciddi gelişmeler olabilir diye düşünüyorum. Yani şu anda Sayın Albayrak'la şeyi karşı karşıya koyduğum zaman terazinin bir kefesinde Babacan, bir kefesinde Berat Bey. Ama Berat Bey'in terazisi havaya kalkıyor, öbürü daha ağır basıyor. Evet, hocam genel olarak işte Elazığ'dasınız. Özellikle tabii Elazığ'a geldiniz. Çok zamanımız var mı? 4-5 dakikalık bir yapma süremize programımızı... Yapma Nayim Bey, nasıl yaptınız bu programı? Evet, programımızın sonuna geldik. Merhaba dedik, C dedik, evet, kaçıyoruz. Evet, olmaz evet, ki ya. Sayın hocam, gerçi çok önemli bilgiler verdiniz. Estağfurullah, Türkiye'de, rica ederim. Dilimin döndüğüce. Siyaseti ve politikayı bütün millet Elazığ'da gerçekten Türkiye'de bir şeyler olduğunu görüyor. Yani kazanın kaynadığını görüyor. Aynen katılıyorum. Bu kazan kaynarsa ne olur? Yani işte Türkiye İttifakı'ndan bahsediliyor bir yandan da. Türkiye İttifakı önümüzdeki süreçlerde. Kısa bir değerlendirme. Üstadım, çok kısa. Bu kaynama neticesi, demin ben bir sütün kaynama olayını örnek verdim. Bu basit bir örnek değildi aslında. Evet. O bir şeylerin işaretiydi. Artık kervan yolda dizilir misali olmayacak bu işler. Aynı anda başlayacak ve aynı süreç içerisinde bu işler çözülecek. Ve Türkiye artık yeni bir iktidara, yeni bir sisteme gitmek mecburiyetindedir. Bunun lamincimi yok. Ne yaparsak yapalım bu süreci durdurma şansımız da yok Naim Beyciğim. Evet Sayın Hocam, süremizin sonuna geldik. Özellikle son mesajlarınızı. Ya Allah'tan ki seni seviyorum da bir şey diyemiyorum. Yoksa ben buradan şimdi çıkmayacaktım. Evet. Böyle olur mu ya? Evet hocam. Efendim ben tabii işin latifesi bu. Ben tekrar değerli hemşerilerimin bu sıcak yaz gününde evlerinde bizi izlemek nezaketini gösterdikleri için kendilerine şükran borçluyum. 7'sinden 70'ine bütün Elazığlı'da yaşayan insanlarımıza sağlıklar, mutluluklar, esenlikler diliyorum. Her şey siyaset değildir. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bütün olumsuzlukları bertaraf edecek kadar da güçlüdür. Aman ha aman, kıraathanelerde, çay ocaklarında hangi partiyi tutarsanız tutun, dostluk ve kardeşliğin dışında hiçbir şey söylemeyin. Herkesin fikri kendinedir. Kimse kimseyi ikna ederek bir yere götürme şansı da yoktur. Onun için sağlıklı ve düzgün davranışlar sergilemek durumundayız.
Özellikle de buradan sesleniyorum, siyasilerin, siyasi liderlerin, milletvekillerinin dillerini yumuşatıp vatandaşı suhulete sevk edecek davranışlar sergilemeleri lazım. Artık milletin gerilecek hali kalmamış. Bam teli gibi her an kopmaya hazır. Ben en derin saygı ve sevgilerimle, hürmetlerimi arz ediyorum. Tekrar başta değerli kardeşim Naim Hocam, siz olmak üzere bütün kanal çalışanlarına en derin sevgilerimi sunuyorum. Başarılar diliyorum. Beni ağırladığınız için de teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, gündeme dair programın bu akşamki konuğu 21. dönem Elazığ Milletvekili Sayın Profesör Doktor Mustafa Güldü. Kendilerinden birlikte Türkiye'deki gelişen olayları, AK Parti'deki gelişmeleri, özellikle çok önemli, ilginç tespitleri vardı. Ali Babacan'ı değerlendirdiler. Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin çağrısını çok önemsediler, önemli dediler. Ve kim olursanız olun arkadaşlar, dostluk ve kardeşlik kazansın. Özellikle siyasi partiler yasasının değişmesi gerektiğini, siyasi lider sultası noktasında bazı noktalara değindi ve sivri dilli siyasi demeçlerin verilmemesi gerektiğini bilgi birikim ve tecrübesiyle aktardılar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına herkese iyi akşamlar diliyorum.